16 yaşında evlendirildim. 2 hafta içinde her şey oldu bitti. Zaten o yaşta çocuktum. Hiçbir şey benim kararımla olmadı. 17 yıldır zulüm görüyorum. 17 yıldır dayaktır, zulümdür. Eşimden gördüm, eşimin ailesinden gördüm. Ben hep korkuyla yaşadım. Ben hep korkuyla bastırıldım, manipüle edildim. Ben bir narsist insanla evlendirildim. Hiç kimse arkamda durmadı. Ben her zaman boşanmak isterken bir şey olmaz, git evine, ayıptır. 5 çocuğum var, 4 kız 1 oğlan. Zaten her kız doğurduğumda düşman oluyorlardı bana. Dünyanın en büyük suçlusuydum. Ben devlete gittim, devlete sığındım. 4 kere beni darp etmesine rağmen, 4 kere uzaklaştırması vardı, geldi, beni darp etmesine rağmen, sırf darp izi bulunmadığı için, sırf elim kolum kırılmadı ya, ben ölmedim ya, ben ölecektim o zaman, benim savunmamı yapacaklardı. Benim adımla kendilerine bir medyada kadın hakları savuncusu olarak göstereceklerdi. Bir dernek kuracaklardı, gidip o paralar da bilmiyorum ne yapacaklar. Çocuğum aç içeride, ben iş istedim. Dedim iş yoksa bile bak sizden para dilenmiyor. Kaymakam Bey'den gittim istedim. 3 kere gittim. Vakfa gittim. Her yere başvurdum. Bak benim durumum böyle. Ben para istemiyorum. Ben gelip sizden dilencilik yapmıyorum. Ben iş istiyorum. Bana iş veriyorsanız verin. İş verecek bir konum yoksa ben terziyim. Benim maddi durumum yok. Bana bir makine verin dedim. Kendi işimi kendim kurayım. Onun parasını isterseniz geri size ödeyeyim dedim. Onu bile yapmadılar. Uzaklaştırma verildiği halde 4 kere ihlal edildi uzaklaştırma. Beni rahatsız ettiler, beni tehdit ettiler. Bana hakaret etti, tamam mı? Buna rağmen savcı ifadesini alın bırakın diyor. Ciddi bir şey yok. Ciddi bir şey nasıl ciddi bir şey istiyorlar biliyor musun? Benim kolumun kırılması, benim ölmem. Seni öldüreceğim, seni keseceğim. Sen bu memleketten gideceksin. Sen bu memlekette durmayacaksın. Sırf ben ondan boşanıyorum diye. Kendi memleketimden sırf ben ondan boşanıyorum diye beni kovuyor. O kadar ki yani öyle bir memleket ki sadece erkeklerin haklı olduğu ve güçlü olduğu bir memleket diyebilirim. Geçim diye bir şey yok ki, zaten çocuklar aç. Evin içinde aç. Çocuk süt içmek zorunda. Aylardır süt içemiyor. Şeker de yok diyeyim ki şekerle su vereyim. Annemin babamın da öyle maddi bir lüks bir maddi durumu yok. Babam bir işi falan yok. Sadece özgürce insan gibi yaşamak istiyorum. Ben korkuyla yaşıyorum. Ben okulum öbür yönden daha yakın. Ben bu yönden gidiyorum. Mahalle aralarından gidiyorum. Yolumu uzatıyorum sırf ki benim yolumu kesmesin. Benim çocuklarıma beni öldürmesin, benim çocuklarıma zarar vermesin diye.